سعيد بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا <سؤال> الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودماء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودماء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا وصلِّ وسلِّم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ أجمعين والحمد لله رب العالمين. على افضل العالمين سيدنا محمد صلوات على اشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على اكمل العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصمر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, günümüz mübarek olsun Rabbim bizleri iyi insanlarla karşılaştırsın İşlerimiz hayırlı, bereketli olsun Cenab-ı Allah kazalardan, belalardan, musibetlerden cümlemizi, cümle evlatlarımızı, eşlerimizi e, muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Bugün de e, ders konumuz, geçen konu aynı ama kıssalarımız farklı. Affetmek ve kötülüğe iyilikle mukabele e, ile ilgili bir bölümü inşallah sizlere zikredeceğiz. Konumuzla ilgili ayeti kerime, Tegabun suresi Tegabun suresi 14. ayet-i kerimeyi ders ayet olarak alıyoruz kardeşlerim. Sa'in billah bismillah. Ya eyhullezina amenu inne min azwajikum ve evladikum adu adu lakum fahzaruhum ve intafu ve tesfahu ve talfiru fe inna sadakallahul azim ilaahi'l ayat kardeşlerim mevlamız şöyle buyuruyor mealen ey iman edenler eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır yani belki ilk defa duyan kardeşlerimiz olabilir bu ayet-i kerimeyi. Diyor ki Mevla Teala hani düşman nedir? İşte düşman bellidir. Sana kötülük yapmak isteyen ya da senin ülkeni ele geçirmek isteyen, seni öldürmek isteyen. Düşman tabiri bu. Ama Mevla Teala buyuruyor ki, iman edenler şunu da bilin. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır diyor onlardan sakının emir onlardan sakının ama affeder hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir hocam düşmanı bildik de eşlerimizden ve çocuklarımızdan nasıl bir düşmanlık olur Allah öyle buyuruyor tegabun suresi 14'te bu ayeti kerimenin nüzul sebebine baktığımız zaman yani tefsirini incelediğimiz vakitte Af bin Malik Eşcai isminde bir sahabe-i kiram Af bin Malik Eşcai Resulullah'la birlikte bir savaşa, bir gazveye gitmek istiyor. Yani gönlünde var. Allah emretmiş bir savaşa bu sahabe-i kiramı, eşi ve çocukları ikna ediyor. Yani çok düşkün, seviyorlar, gitmesini istemiyorlar, başına bir kötülük gelmesini istemiyorlar ve engel oluyorlar gitmesine. Deniliyor ki işte ayet-i kerime bu hadise üzerine inzal oldu. Yine Aynı şekilde hani hicret dönemi Mekke'den Medine'ye hicret ediliyor ya, Mekke'de İslamiyeti yaşamak zor, Medine'de kolay hicret var. E, hicret etmek isteyen bazı sahabeleri de yine eşleri, çocukları e, onu ona mane oluyor. E, geç hicret edenler e, gidiyorlar, bakıyorlar ki Medine-i Münevvere'ye erken hicret edenler, onlar çok iyi yol almışlar, ilim öğrenmişler. E, amelleri güzelleşmiş onları gıpta ediyorlar imreniyorlar bundan dolayı da efendim hayıflanıyorlar neden hani bize mani oldunuz biz de önce gelseydik biz de bak böyle güzelliklere biz de nail olacaktık diye yani bu ayeti kerimenin tefsirinde bu bilgilerle karşılaştık şimdi burada genel olarak biz nasıl anlayabiliriz burada yani Allahu Teala'nın emirlerine çocuklarımız, eşimiz mesela bir emrini yerine getirmede engel oluyorsa işte bunu düşman olarak kabul ediyor bu ayet-i kerimeye göre. Mesela günümüzde şunu çok karşılaşıyoruz eşlerle ilgili mesela kadın hanım mesela karışık düğüne gitmek istemiyor. Kadın erkek oynamalı düğüne gitmek istemiyor. Adam diyor ki işte illa gideceksin diyor. Yani o günaha onu sokmak istiyor, sokuyor mesela. E ne oldu? Birisi Allah'ın yasak ettiği yerde bulunmak istemiyor. İşte bunu duyuyoruz. Mesela yani belki tanışma esnasında eşlerin birbiriyle İslami şuuru yoktu ama sonradan İslami şuur kazanan eşler biri iyi gidiyor, diğeri ona ayak uyduramıyor. Mesela tesettüre bürünüyor bir hanım kardeşimiz. Bu sefer eşi diyor ki, açılacaksın diyor mesela. İşte buna giriyor, bu ayet-i kerimeye giriyor. Ya açılmak isyandır. Sen isyana teşvik ediyorsun ama e, diyor ki ben seni böyle bildim, aldım diyor. Böyle ben ben yanımda seni böyle gezdiremem diyor. Böyle acayip, enteresan böyle e, e, ne bileyim Müslümanım deyip de bu halde davranan halbuki ne büyük nimet değil mi? Eşinin kendini sakınması mesela, tesettürlü olması büyük bir nimet değil mi? Ama o diyor ki açıl diyor mesela. Ben bunu erkekte de gördüm. Mesela yine geçen birkaç gün oluyor bir kardeşimiz mesajda bildirdi belki bizi dinliyor hocam diyor ben eşim namazlı niyazlı ve dindar diye evlendim diyor ben diyor okumuş bir kişiyim diyor ee, yani hafızım diyor ee, ben o eşim namazlıydı niyazlıydı ama diyor şimdi diyor namazı niyazı bıraktı hatta kötü alışkanlıklara e, başladı diyor yani bize kötülük de yapmaya başladı diyor mesela abu buyurun işte. Buyurun, ne oldu? Eş ama e, düşmanlık yapıyor yani. İşte eşlerinizden düşmanlar var. Çocuklardan nasıl olabilir çocuklar? Aynı şekilde mesela e, çocuklarından da e, sohbet git, sohbete gitmene engel olan, namaz kılmana engel olan, e, tesettürüne engel olan bu. ister eşin olsun, ister kızın olsun, ister e, oğlun olsun. Yani buradaki anlayacağımız mesele kardeşlerim Allahu Teala'nın emrine engel olan e, kim varsa engelleyen e, Allah'a itaatin söz konusu olduğu yerde Allah'a itaat etmemize engel olan hayret etmeyeceksin, hangi konuda olursa olsun biz tesettür namaz dedik ama içki de olabilir mesela e, gelir çocuğun der anne iç der mesela, baba bir kere iç der mesela diyelim. Bu misallemeleri çoğalta, misalleri çoğaltabiliriz. İşte bu ayet-i kerimeden çıkan mana bu kardeşlerim. O zaman ne olmuş oldu? Allah'a isyan, kula itaat noktasında kula itaat etmemek lazım. Çünkü Mevla Teala ne buyuruyor? Ee, onlardan sakının. Yani isyan noktasında onlara itaat etmeyin. E peki şimdi öyle bir noktaya gelinmiş ki adam hanımına diyor ki illa açılacaksın diyor. Ben seni diyor yanımda götürmem diyor. Ya da geleceksin diyor. Hocam ne yapayım diyor ben mesela. İşte bak burada bir tarafta Allah'a isyan var. Öteki tarafta kula itaat var. Yani elimizden geldiği kadar Allah'ın emirlerini dinlemeye çalışacağız, ikna etmeye çalışacağız. Yani yuvanın dağılma noktasına gelme durumu varsa o durumda da yani ben haram işleyin, açılın saçılın diyemem. O durumda da Allah size yardım eylesin, dua edelim ve öyle bir kocaya da Allah hidayet nasip eylesin. Sabırlık bir durum. Mevlam tez zamanda böyle olan kardeşlerimizi bu halden kurtarsın diyelim kardeşlerim. Evet, eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Ayet-i kerimesi, bu sabahki ayet-i kerimemiz kardeşlerim. Ee, peki, e, aile içerisinde kırgınlıklar, dargınlıklar olabilir. Bakın Mevla nasıl bitiriyor ayet-i kerimeyi. Tekabun suresi 14. ayet-i kerime. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız diyor. Yani yanlış yaptı, o da döndü, tövbe etti vesaire. Sen affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir diyor. Sen bağışlarsan affedersen diyor babanı, anneni, o evladını diyor. Şunu bil ki Allah da çok bağışlayıcı. Allah da seni bağışlar. Senin de kusurların, hataların, günahların var. Allah da seni bağışlar diyor. Mevlamız Tegabun Suresi 14. ayet-i kerimede. Ana Ayşe'te Hz. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i okuyoruz. e, <gülüyor> <gülüyor> men tekame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li nefsihi fi şeyin yu'ta ileyhi hatta e, tün min hurumatillahi fe yan lillah sadaka Resulullah. Hz. Ayşe annemiz anlatıyor radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır diyor. Yani kendine yapılan bir kötülükten dolayı karşı tarafa ceza vermemiş, hiç hiç ama hiç gözükmemiş. Ancak diyor Hazreti Ayşe annemiz Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir diyor. Yani Allah'a karşı yapılan saygısızlıklar Allah'ın emirlerin çiğneme noktasında e, o, olunduğu zaman, o zaman onları cezalandırmıştır buyuruyor Pey e, Hazreti Ayşe annemiz. Şimdi asr saadetten bölümümüze geliyoruz kardeşlerim. Bir defasında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Allah Resulüne e, başındaki miğferin kırıldığı, yüzünün kanlara bulandığı ve dişinin kırıldığı Uhud gününden daha sıkıntılı bir gününün olup olmadığını sormuş. Yani demiş ki aklına gelmiş Ayşe annemizin Ya Resulallah demiş. Yani ben biliyorum ki Uhud gününde hani miğferiniz yüzünüze geldi, eliniz yüzünüz gözünüz kan oldu, dişiniz kırıldı. Yani bundan daha sıkıntılı bir gününüz oldu mu diye soru soruyor hanımı efendimize. Efendimiz de Taif dönüşünde yaşadıklarının hayatının en ızdıraplı ve unutulmaz anları olduğunu söylemiştir. Demiştir ki evet ya Ayşe o Uhud'dan daha ızdıraplı günüm olmuştur. Hangi gün? Taif dönüşü. Zeyd bin Harise ile beraber e, Taif'e gitmişti biliyorsunuz. Orada akrabaları vardı. Taif, Mekke'ye 140 kilometre uzaklıkta bir yer. Biraz böyle serin bir yer orası. Meyvelerin olduğu, bağların, üzüm bağlarının bulunduğu bir yer ve Efendimiz'in de akrabalarının orada bulunduğu bir yer. Mekke'de daha bir ümit olsun diye, yani daha hicret olmamış, Medine'ye hicret olmamış. Mekke'deki sıkıntılar malum. Bir ümit, umut olsun diye. Bir de akrabalar orada olduğu için onların yanına gideyim. Onlar kabul eder dediklerimi beni bağırlarına basarlar niyetiyle. Zeyd bin Harise ile beraber yolculuk yaptılar. Taifler Efendimiz'in geleceğini duydu ama plan yaptılar onlar. Yolu karşılıklı oturdular. Ellerine taş, teneke, sopa ne varsa aldılar. Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı Taif'ten kovdular, taşladılar, e, vurdular ve Efendimiz'in her tarafı kar revan içerisinde olduğu, e, e, Zeyd bin Harise'nin de aynı şekilde her taraf yaralandı, onu anlatıyor Efendimiz. Yani düşünün bir harpteki aldığı yara daha hafif diyor, o diyor daha çok diyor ızdıraplı ve çok daha meşakkatli geçti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... E, ve bir ağacın dibinde biraz kaçıyorlar. Düşünün manzarayı. Efendimiz ve Zeyd bin Harise kaçıyor. Onlar taşlıyorlar, taş atıyorlar koca koca taşlara. Efendimiz'e isabet ediyor. O taşlar Efendimiz'i yaralıyor. Ta ki bir bahçeye sığındılar. Bir ağacın dibine oturdular. Kanrevan içerisinde her yeri ve nefes nefese kalmış Peygamber Efendimiz. Ve bir ağacın dibinde biraz dinlendikten sonra ellerini göğe kaldırarak halini yüce Allah'a arz etti. Yani yardım istedi yani. Ya Rabb'i sen görüyorsun. Hani yardım eyle diye ellerini kaldırdı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'a duada bulundu. ellerinden bu sırada gökte bir bulutun içinde ee, Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cebrail Aleyhisselam, Allah'ın onun duasını işittiğini, onlar hakkında ne dilerse yapması için dağlar meleğini gönderdiğini söyledi. Yani Cebrail Aleyhisselam yalnız gelmemiş oraya. Yani o ağacın altında sığınıyor, gökyüzüne bakıyor dua ettikten sonra bulutun içinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor Efendimizin yanına ama yanında bir melek daha var. O melek kimmiş? Dağları el, elinde bulundu, emrinde bulundular. Dağlarla sorumlu melek geliyor. Dağlar meleği ise Hazreti Peygamber'e selam verdikten sonra Ebu Kubes ve Kuay Kıan adlı iki büyük dağı zalimlerin başına geçirebileceğini bildiriyor o melek. Taif böyle iki tane dağın arasında olan işte dağlardan birisi Ebu Kubeys ve diğeri de Kuay Kağan Dağı. Diyor ki Melek Ya Muhammed diyor Allah beni görevlendirdi e, ve bu şu dağlar benim emrimde ben ne dersem onu yapıyor. Tabi Allah'ın emriyle oluyor bunlar. E, şimdi senden e, şunu e, yapabilirsin diyor. Emret diyor. Ben şu iki dağa emri vererek e, Taif halkını, sana bu zulmü yaşatan bu halkı e, kırıp geçirelim diyor. Öldürelim yani, helak edelim diyor. Buna karşılık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet dua etti, yardım istedi ama bakın ne diyor? Hayır diyor, bilakis ben Allah'ın onların soyundan sadece kendisine kulluk edecek bir nesil çıkmasını ümit ederim. Yani şimdi Efendimizin düşüncesine bakar mısınız? Onlar şimdi bilmiyor. O cümleyi de söylüyor zaten. Onu da okuyayım isterseniz. Kavmi tarafından benzer zulümlere maruz kalan fakat yine de Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyen önceki bir peygamber gibi resul Ekrem de tayfler için Allah'tan af dilemiştir. Daha önceki gelen peygamberlerden Ya Rabbi onlar bilmiyorlar böyle yapıyor. Aynı şekilde efendimiz diyor ki onlar bilmeden yapıyor aynı manaya gelen cümleler. Ama inanıyorum ki hani Mekke'ye 140 kilometre ötede bir şehir e, neticede son din İslam. İslam her yere yayılacak. Oraya da gidecek. Şimdi değilse bile yani 3-5 sene, 5-10 sene sonra onlar da anlayacaklar. Onlar da Müslüman olacaklar. Şimdi oraların hep Müslüman olduğu gibi olacaklar bizi helak edersek onlardan sonra gelen nesiller önünde önünü kesmiş oluruz gibi düşünüyor. Ben dua edeyim onlar hakkında siz amin deyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. O gün Resul-i Ekrem'in onları bağışlaması yani şimdi o durumda hangimiz olursak olalım bir düşünelim kardeşlerim. Yani o durumdayız. Her tarafımız kan revan içerisinde ve taşlıyorlar bizi alay ediyorlar, dalga geçiyorlar bizle. Yani ne derdik biz olsaydık Peygamber Efendimiz ya Zeyd bin Harise'nin yerinde biz olsaydık ne derdik diye bir düşünelim yani bu durumda. Yani ne duruyorsunuz geç bile kaldık mı derdik acaba hani evet yıkın mı derdik yani. İşte rahmetellil alemin olan alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hazreti Muhammed'in tavrını Cevabını hep beraber duyduk. Onlar bilmiyorlar. Ben dua edeyim size amin deyin. Onlardan sonra gelen nesillerden inananlar olacaktır diyor. Ve ne oluyor kardeşlerim? O gün resul Resul Ekrem'in onları bağışlaması 12 yıl gibi kısa bir süre içinde meyvesini verecek. Yani Efendimiz onları bağışlıyor. 12 sene sonra meyve veriyor. Tayyifliler Medine'ye bir heyet gönderip kendi istekleriyle İslam dinini kabul ettiklerini bildireceklerdi. Buhari'de geçen bir durum bu da bu hadis-i şerif kardeşlerim. Evet, hissemize düşenler bölümüne geldik. Kötülük yapan bir kişiye iyilikle karşılık vermek, husumet ve düşmanlıkların sona ermesinde etkili olur. Önemli bir cümle kardeşlerim. Yani belki o an kötülük yapana o anda iyilik yapamasan bile, yani birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra zor zorlandığı, sıkıştığı bir dönemde, yani ha sen bana bunu yapmıştın, ben de bunu yapmayacağım. Mesela çocuğu hastalandı da efendim araba bulamıyor, sen kötülük yapan bir kişiye yardım ettin, çocuğunu hastaneye götürdün, eşini hastaneye götürdün vesaire, ne bileyim bir zarar dokunacak bir durum oldu, sen ona yardım ettin mesela muazzam bir şey. İşte diyor ki, deniliyor ki bu şekilde davranman husumet ve düşmanlıkların sona ermesinde etkili olan bir şeydir. Ayet-i kerimede de geçiyor. Bismillah idfa billetihi ahsen. Birisi sana kötülük yaptığı zaman sen ona en güzeliyle karşılık ver. Ayet-i kerimedir bu okuduğumda. Hissemize düşenlerden ikincisi insanın şahsi kim ve düşmanlıklardan ziyade inandığı değerler uğruna ilkeli ve tutarlı bir mücadele vermesi gerekir diyor. Hani Hz. Ayşe annemiz buyurdu ya, Efendimizin şahsına yapılan kötülüklerden dolayı hiçbir ceza vermemiştir. Ama Allah'a karşı saygısızlıklar, dine karşı yapılan kötülüklerden dolayı ceza vermiştir. Onu diyor yani şahsa yapılan kötülükleri affetmek lazım diyor. Hatadan dönmek ve hak sahiplerinden özür ve helallik dilemek, Ahlaki bir erdemliktir işte. Önemli bir maddeye geldik. Yani yanlışı biz de yapabiliriz. Yani illa biri bize yanlış yapar diye. Biz yanlış yaptık mı annemize, babamıza, arkadaşımıza. Yani e, yani özür dilemek de hatadan dönmek de e, er, büyük bir erdemliktir. Hatta en önemlisi budur yani. Yani niye özür dileyim ya da niye hatamı itiraf edeyim? Bu şey değildir. Hani bu delikanlılık ya da böyle ben işte eğilmem değil bu halbuki e, ya ben yanlış yaptım demek çok büyük bir e, ahlak örneğidir yani bunu diyebilmek nefsini e, kırarak ye, nefsini yenerek çünkü nefis istemez ki sen nasıl gidersin sen niye dersin o gelsin o suçlu falan nefise bu, bu konumdadır yani buna rağmen senin evet düşündüğün evet burada ben yanlıştım. Mehmet abi geçen ben şu cümleyi söyledim. Mehmet abi özür dilerim ben yanlış davrandım hakkını helal et. Dediğin zaman zaten bir ahbaplığın varsa yani o da der ki ya orada ben de böyle yapmasaydım sen de öyle davranmazdın. Helal olsun ne demek? O da der ki sen de bana hakkını helal et. Olay bitmiştir. Allah'ımız bunu istiyor yani bizden. Affetmek, kötülükleri engelleyerek iyilik ve hayır yolunda yeni bir çağır açmak için güzel bir fırsattır. Hayatta karşılaşılan haksızlık ve zulümler karşısında umudu kaybetmemek, Allah'tan bu tür zor durumları hayra çevirmesi için niyazda bulunmak ve insanlara mühlet vermek gerekir. Yani umutsuz olmamak lazım. Yani işte nasıl olacak bu böyle mi gidecek? Vallahi Allahu Teala işte Taifliler bir anda Mevla çevirdi. Taşlamış olduğu, kanravan içerisinde bırakmış oldukları Peygamberi sonradan inandılar. Ee, Anam babam sana feda olsun ya diyen safına onlar da girdiler yani. Ne, ne geçti? İşte 10 sene orada 10 sene geçti. Burada da yani böyle ipleri insanlarla hiç kopartmayalım. Yani yanlış yapılsa bile özellikle akrabalar arasında şöyle ince dahi olsa arada bir bağ mutlaka olsun. Zamanı geldiği zaman o bağdan tutup çekeriz kardeşlerim. Ama ipler koptuğu zaman hangi ipten tutacağız? Yok ki arada hiç hiçbir şey bırakmamışız yani. O noktaya, o konuma getirmeyelim ikili ilişkilerimizi kıymetli kardeşlerim. Şimdi tasavvuf bölümümüze geliyoruz. Ee, Risale-i Kusiye'den bir beyit okuyoruz size kardeşlerim. Aziz hem inzivaya eyle rağbet, cihandan geç budur mutlak selamet. Dahi evlenme tezgel eyle gayret sülük de ta kemal bulsun muhabbet. Bu şehvetten geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Güzel bir beyt yine karşımıza çıktı. Aziz, aziz kardeşim diyor. Hem inzivaya eyle rağbet. Hani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sıkılıp daraldığı zaman Cebeli Nur Dağı'na gidip orada günlerce kalıyordu ya. işte buna inziva deniliyor. Yani özellikle inzivaya şu yaşadığımız dönemde yüzyılda daha çok ihtiyacımız var. Hele yazın daha çok ihtiyacımız var. Gerçekten dışarıya çıkın şöyle bir gezmeye kalkın. Ben İstanbul için söylüyorum. Yani gezilecek hiçbir durum ortam yok kardeşlerim. Günah, isyan, hat safada insanlarda özellikle bu açıklık konusu çok çok yani berbat bir durumdayız. Allah affeylesin Rabbim hidayet şuur versin. İşte diyor ki yani inzivaya eyle abet. Mesela diyelim işte dersimiz oluyor. Dersimiz bittikten sonra bir yarım saat Mevla ile baş başa kal mesela. Yarım saat. İnziva bu yani. O, o Mevla ile baş başa kalman, Allahu Teala'yı zikretmen çok sana bir getirisi olacak. Manevi çok bir kazanç sağlayacak sana. Cihandan geç budur mutlak selamet. Yani tamam. Evi, işi ya da parayı, pulu, makamı, çatıyı, bahçeyi falan bir müddet düşünme diyor yani. Onları bir bırak diyor. Neyi düşün? Ya bugün varım, yarın öleceğim. İşte öldüğüm zaman beni toprağa gömecekler. Orada amelimle baş başa kalacağım. Yani bir bunu düşün yani. Ölmeden önce bir kendini bir öldür bakalım ne oluyor. Peygamber Efendimiz'i düşün. O anki zorlukları mesela Tayyip'i düşün yani. O manzarayı bir gözünün önünde canlandır bir ümitle gülerek, sevinerek taife gidip de oradan taşlanarak çıkmasını düşün Hüzünlen mesela. bunu işte buna inziva diyoruz. Bunu Allah dostları, Allah'ın evliya kulları hatta 40 gün az yiyip, az içip mesela insanlardan uzaklaşarak böyle Mevla'yla baş başa kalma bir hafta, 10 gün, 40 gün gibi inziva ya kalmışlardır. Biz şimdi o kadar 40 gün kalamasak bile en azından bir saatleri konuşuyoruz yani bunu şimdilik becerelim yani yarım saat mesela Mevla ile baş başa kalalım. Ve şu çok sıkıntılı dönemde mümkün mertebe hani ben bir sokağa çıkayım geziyim ya da efendim parka bahçelere falan gideyim gezelim noktasında evde kalmanız daha hayırlıdır. Ancak şu şekilde olur mesela. Tabi hep evde olmak da insanın psikolojisini de bozuyor. Biraz hava almak icap ediyor. Mesela uygun piknik alanları vardır. Yani sakindir. Uzaktır aileler birbirini, insanlar karışık değildir. Böyle bir yer buluyorsanız ki İstanbul dışında çok vardır böyle. Yani diğer illerde vardır. Al çoluk çocuğunu böyle tarlanın bir köşesine git ya da böyle kimsenin olmadığı yere orada piknik yap ya da böyle bir derenin kenarında ayaklarını suyosu gibi mesela bunlar olabilir de yani böyle yüzlerce insanın karışık olduğu yerler ne bileyim böyle işte İstanbul'da işte taksimdir ne bileyim müsküdardır ben geçen Ayasofya'ya Sultanahmet'e gittim perişan olduk yani çok yani kayıp çok oldu yani onu söyleyeyim günah çok vardı oralarda Allah bizlere yardım eylesin. Yani dikkat edelim. İşte inzivaya eyle rağbet dediği bu. Dahi evlenme tez gel eyle gayret. Bakın şimdi burada diyor ki evlen, çabuk evlenme diyor. Biraz gayret eyle diyor. Sülükte kemal bulsun muhabbet diyor yani. yani evlenmek, erken evlenmek evet sünnettir. Ancak şunu demek istiyor burada İsmet Garibullah. Bir evliliğin ne olduğunu, bir Allah'a kulun, kulun, kulluğun ne olduğu, bir vazifelerin ne olduğu, bir şuur, bunu kazanmadan evlenme diyor yani. Ya bu mesela 18 yaşında da kazanılır, 20 yaşında da kazanılır. Yani bir manevi bir yolculuğu belli bir yere kadar gel, bil, e şimdi evleniliyor, namazı bilmiyor, niyazı bilmiyor, kelime-i şehadeti bilmiyor, bunu diyor, böyle bu şekilde evlen evlenme diyor yani. Bir kelime-i şehadeti bil, bir namazı, bir Kur'an'ı bil, bir şuur olsun, bir Allah, e, hanımın görevi ne? erkeğin görevi ne? evlilik nedir? Hani e, sülükte kemal bulsun muhabbet, e, manevi, hani ders aldığın zaman biraz bir manevi bir ilerleme yap, ondan sonra evlen diyor. Bu şehvetten geçip e, Hakk'a gidelim, cemali Ba kemale seyredelim diyor e, İsmet Garibullah Büyüşek Efendi ve duamızı da okuyarak bugünkü Dersimizi de bitirelim. Bir de bir fetva kardeşlerim burada hemen söyleyelim. Bir kişinin ölümü temenni etmesi doğru mudur yani hani sıkıntı darlık çeken bir kişi bunalıyor, ekonomik sıkıntı eşinden bulan bunalıyor, çocuklarından bunalıyor. Bu kişi yani öleyim kurtulayım demesi doğru mudur? Yok, doğru değildir bir mümin ne kadar sıkıntı çekerse çeksin ölümü temenni etmemelidir kıymetli kardeşlerim. Çünkü sıkıntılarda ilahi imtihanın bir gereği olup sabreden insanlar için büyük bir ecir kazandırır kişiye. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Bakın bu konuda Resulullah'ın sözü var. Sizden hiçbiriniz diyor başına gelen bir sıkıntıdan ötürü ölümü asla temenni etmesin diyor. Bakın yani bu bunu unutmayalım. Ne kadar sıkıntı büyük olursa olsun sakın ölümü temenni etmeyin diyor. Hani öleyim de kurtulayım diyoruz ya. Allah canımı alsın da kurtulayım böyle demeyin diyor. Şayet ölümü istercesine olağanüstü bir darlık içinde kalırsa bak ona da e, çözüm söylüyor Efendimiz. O zaman şöyle desin diyor. O kadar çok bunaldın ki şöyle desin diyor. Allah'ım e, benim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Bakın ne, ne muazzam. Yaşamam hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat ya Rabbi. Benim için ölüm hayırlı olduğu vakitte beni öldür. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Duamızı yapıyoruz kardeşlerim. Her gün farklı dua yapıyoruz biliyorsunuz. Bugünün duası şu. Allah'ım, Allah'ım gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Amin. Amin ebedi yaşayacağımız ahiret hayatımızı hayırlı eyle. Yani cennet eyle. Amin. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ne muazzam dua. Yaşantımda her türlü hayrı eşinde, malında, evladında, arabanında, bütün her arkadaşında, efendim, bütün hayırları ihsan eyle. Ya, hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle fazla fazla bana ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden kurtuluş vesilesi eyle. Bu müslümde geçen bir dua. Ölümümü de her türlü şerlerden, her türlü kötülüklerden kurtuluş vesilesi eyle. Amin diyoruz kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala bizleri e, bu yoldan ayırmasın. Hamdolsun bugün de işrak sohbetini yapmış olduk inşallah kardeşlerim. Günümüz mübarek olsun tekrardan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.